Tüm sandıklarının sayılmasını istiyorum. AK Parti milletvekili adayı Fahrettin Tuğrul'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bazı şaibelere ve sıkıntılar içinde bulundu. Temiz bir şekilde meclise gitsin. Millet İttifakı'nın Uşak İl Başkanları 295 sandıkta itirazda bulundular. İyi Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı ve Millet İttifakı bileşenlerinin il başkanları 295 sandıkta itiraz dilekçesi verdi. Bugün sabah saat 9'da Uşak Adliyesi önünde açıklama yapan İyi Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı ve Millet İttifakı'nın il temsilcileri bu demokrasi arayışında hukuki olarak haklarını almak için mücadele edeceklerini söylediler. Evet, dün vermiştik itiraz dilekçelerimiz 295 tane tespit edilen. Tabii dün söylediğimiz üzere tüm sandıkların sayılmasını istiyoruz ama Hakim Bey tarafından böyle bir şey olmayacağı söylendi. Biz de olabildiğince en fazla usulsüzlük olan sandıkları, tutanakları inceledik avukatlarımız aracılığıyla. 295 tutanağı itiraz ettik. İnşallah cevap alırız. En azından o sandıklarda demokrasi arayışımızı, hukuk arayışımızın neticesini alırız. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Koray Akgün, İyi Parti'nin her zaman yanındayız diyerek şunları söyledi. 295 sandıkta yaşadıkları bir mağduriyet var. Bu mağduriyetler için zaten uzun zamandır da ittifak olarak yan yanayız, yanlarındayız, sonuna kadar destek veriyoruz. Bir diğer ittifak ortaklarından olan Saadet Partisi Uşak İl Başkanı İbrahim Dağgezen, Adalet Sarayı'na geldik dedi. Adalet Sarayı'nın içerisinde aranır. Ama siyasiler de adaleti sağlar. Biz adaleti sağlamak adına buradayız. AK Parti'nin milletvekili adayı da olsa, İyi Parti'nin milletvekili adayı da olsa haklı olan kimse o kazansın istiyoruz. 280 bin kişinin hakkı söz konusu. Bir oyla da kazanacak olsak veya bir oyla da kaybedecek olsak gerçekten adalet yerini bulmasını istiyoruz. Demokrat Parti Uşak İl Başkanı Ekrem Ceylan, İyi Partili Muhammed Gür'ün milletvekili olduğuna inanıyoruz dedi. Seçimin adaletli ve adaletli bir sayım olmasını istiyoruz. İnşallah sayım sonucunda İyi Parti milletvekilini alacaktır. Alacağına da inanıyoruz. İnşallah biz desteğimiz tamdır. Millet İttifakı olarak da bugünden itibaren de Cumhurbaşkanlığı seçimi için 6 parti beraber de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son olarak Ayşegül Obalı bu durumlara günlerdir sessiz kalan ve sadece milletvekilliğini açıklayan AK Parti milletvekili adayı Fahrettin Tuğrul'a bu şaibelerin ortadan kalkması için sessizliğini bozsun çağrısı yaptı. Buradan AK Parti milletvekili adayı Fahrettin Tuğrul'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kendisi yerelde de adaylık sürecinde bazı şaibelere ve sıkıntılar içinde bulundu. En azından olacaksa da eğer mecliste kendisi temsil edecekse Uşak'ı, o şaibeyi ortadan kaldırması ve tertemiz gitmesi için bu haklı yürüyüşümüzde, haklı davamızda bizim yanımızda olsun. Kendisi de bir hukukçu. Gerekirse tüm sandıkların sayılması konusunda ya da en azından itiraz ettiğimiz sandıkların sayılması konusunda yanımızda olsun. Kendisi temiz bir şekilde meclise gitsin.